Yaklaşık 20 yıldır kronik astım hastası olan Lorraine Alba, büyük bir kentte yaşayıp astım krizlerinden korunmanın zor olduğunu söylüyor. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde dışarı çıkmamaya, dışarıdaki işlerimi sabah erken ya da akşam yapmaya çalışıyorum. Otobüslerin egzoz gazından uzak durmaya dikkat ediyorum. Kaldırımda yola değil, binalara yakın yürüyorum. Amerikan Akciğer Derneği'ne göre Amerika'da 20 milyon kişi astım hastası. Bu sayının giderek artacağı tahmin ediliyor. Beni en çok çevre etkiliyor. Özellikle hava kirliliğinin arttığı günlerde otobüs ve otomobil egzozu astım krizini tetikleyen etkenler. Çevre Koruma Dairesi, EPA ve Kuzey Carolina Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü yeni araştırma, güvenli olduğu varsayılan ozon seviyelerinin aslında halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini ortaya çıkardı. Ozon hakkındaki son araştırma düşük ozon seviyesinin de solunum için tehlikeli olduğunu kanıtlıyor. Janice Nolan, Washington'daki Amerikan Akciğer Derneği'nden. Araştırma sağlıklı genç yetişkinler üzerinde yapıldı. Uzmanlar daha önce güvenli olduğuna inanılan ozon seviyelerini inceledi. Bu sağlıklı gençler laboratuvarda ozona maruz kaldığında solunum yolları rahatsızlıklarının baş gösterdiği görüldü. Araştırmaya katılan genç yetişkinlerin akciğerlerine zarar veren ozon, 3 oksijen atomundan oluşan ve gözle görülmeyen bir gaz. Ozon, solunduğu zaman solunum sistemindeki hassas dokuları tahriş ediyor. Nolan, ozon kirliliğinin genellikle mazotlu araçların egzoz dumanıyla karışarak kalp krizi ve felç riskini arttırdığını söylüyor. Daha çok kentlerde rastlanan ozon kirliliği hemen her yerde görülüyor. Kent merkezlerindeki ozon kirliliği rüzgarla birlikte kentlerin dışına taşınıyor. Örneğin Amerika'da bazı ulusal parklar ve dağların zirvelerinde ozon seviyelerinin son derece yüksek olduğunu görüyoruz. Temiz hava yasası son 40 yıldır birçok kent ve kasabada ozon ve kentsel hava kirliliğini azaltmada oldukça etkili oldu. Ancak Nolan, Amerikan Akciğer Derneği'nin çok daha fazla önlem alınması gerektiğine inandığını söylüyor. Son raporumuza göre 175 milyon Amerikalı hava kirliliğiyle mücadele açısından başarısız not verdiğimiz bölgelerde yaşıyor. Çevre Koruma Dairesi, ozondan en çok çocuklar, yaşlılar, astım gibi akciğer rahatsızlıkları olanlar, açık havada çalışan ve egzersiz yapanların etkilendiğini bildiriyor. Ozonlu hava kirliliğine neden olan başka maddelerin birleşmesiyle ortaya çıkan uzun vadeli sağlık sorunlarıyla ilgili araştırmalarsa sürüyor. Barış Ornerli, Amerika'nın Sesi, Washington.